Şimdi bu transferi bir kere Fatih Hoca yapar. Fatih Hoca varken kimse karışmaz abi. Hele bu yönetimde ne derse olur. 2 kere 2 4. Şimdi diyorum ki Galatasaray'ın 6 numara ihtiyacı var. 6. Kesin 6. Daha evvel şampiyon olduklarında, başarılı olduğunda Fernandao vardı, Melo vardı, vardı da vardı. Gedson da değil, Gedson da 8. Şimdi ben 6 numara lazımken, tamam mı? Gittin 10,5 milyon euro verdin. Ben Fatih'i eleştirmek için söylemiyorum yani, tamam mı? Transfer yanlışı. Fatih de olabilir, hepimiz yanılıyoruz. Yani Fatih şimdi zaten efsane abi, duayen yani. Herif gelmiş geçmiş en başarılı teknik adam bana göre. Şükür. Belki öyle rekorlarını ama kıramazlar. Ama Fatih Hoca'yı eleştiriyorsun hocam, tamam, şu anda. Tamam, eleştir. Ya diyorum ki bak yanlış yaptı şöyle. Bana iki soracağın tane, soru ne? İki, tamam, iki tane 8 ile 10 numara aldı veya 2 8 aldı. Ne o? Çıkıldağ ile Morutan aldı. Bana bunun cevabını ver diyorum. 6 numara varken niye bunu aldı? Bir tane 6 numara almış. Benim haberim bile yok. İsmini bile bilmiyorum. Tamam, kime yazacağız? İşte Fatih Hoca'ya yazacağız o zaman hocam. Dediniz ki Fatih Hoca varken kimse transfer yapamaz diyorsanız. Tamam. Asun Çağ denilen bir transfer. Son ne gün ha? O Asun Çağ kim ya? Hiç duymadım ismini. O zaman kime yazacağız o zaman bunu? Ya tamam diyorum ki Fatih Hoca. Şimdi diyorum ki o zaman. Soracağınız soru ne oğlum hocam? Tamam işte. Niye bunda? Şimdi diyorum ki ben başkanım, ben yerinde olsam bunları aldığı için Fatih Hoca'ya gönderirim. Başkan kim aldı hocam? Başkan da Pulgar'ı aldı. Ya başka, ben Fatih Hoca bak şimdi. Başkan da Pulgar aldı. Nasıl değiştiriyor? Ya ben sana Fatih Hoca'nın zamanını söylüyorum. Transferleri söylüyorum. Oynamayan çocuk. Siz Fatih Hoca'nın transferde hatalı mı olduğunu söylüyorsunuz? Tabii ya, olabilir. Hepimiz yapıyoruz. Herkes abi. Hatalı. Ama altı, ama şimdi ben başkan olsam, bak ben başkan olsam aldım derim ki ya Fatih kardeşim altı numara, ya toptan anlıyor. Altı numara lazım bize. Sen ne iki tane sekiz, ikisi de sekiz diyelim hadi. Biri on bana göre Marut'tan. Yani ileride oynuyorlar. Altı ile alakaları yok. Taylan oynuyor, Berkan oynuyor. Bana göre ikisi de çok iyi oynuyor. Hadi Alparslan da geldi oraya. Alparslan'ı oynatmadılar ki. İşte, Alparslan yani bravo. O, bana göre bir tane orada altı numara en iyi Alparslan'dı. O çocuk ne oluyor ne ediyor, o adamı yediler, oynadı. Oynatmıyorlar. Oynadı ama sezonda. Oynadı da ya yanında adamı oynattılar. Ne o? Van Holt mıdır? Onu oynattı adam yanında. Antrenör. Sorun gelme Torrent. Ha Torrent. Sorun bu. Sorun dedim, gelmedi. Soru diyoruz işte 6 ile 8 nasıl aldı arkadaş? Fatih Hoca bunu nasıl aldı? Doğru mudur, yanlış mıdır? Hocam, sevgili hocam, evet. 6 numara kim? Edson Fernandez'di. Değil. Edson da değil. O da 8. Ya tam 6 diyorum, tamam, ben sana. Tam 6 numara alınmadı diyelim ki. Alınan 6 numara Asun Çağ değil mi? Fatih'in zamanında. Nerede alındı. Öyle? Öldü mü? Falcao'nun gidişiyle beraber bir bana göre o bonus transferiydi. Falcao'nun bonusu geldi demiştim ben o zamanlar. Falcao giderken Falcao'yu götürmenin hediyesi olarak o zaman Ahmet Bulut Asun Çağ'ı getirdi. Fatih Terim varken geldi. 6 numara eksikliğini görüyoruz. Devre arası geldi. Koştura koştura yapılan bir transfer. Şili milli takımın oyuncusu. Kimin oyuncusu? Şili milli takımın. Kimin yedi? 36 yaşındaki Medel'in yedi. Eğer orada Pulgar geldiği zaman bunu söyledim. Dedim ki bu oyuncu çok iyi olsa Şili milli takımında 36-37 yaşındaki Medel'in yerine oynar. Babacığım ben onu doğru yaptı demiyorum ki. Fiyasko. Fiyasko ise kime eleştirelim hocam? Bir tarafta Fatih Hoca varken bir tarafta Fatih Hoca yokken. İki tarafta da yanlış var. Ben Fatih Hoca'nın gitmesine karşıyım kardeşim. Bana göre haksızlık, tamam mı? Haksızlık yani. Fatih Hoca bir gençleştirme şeyine girdi. Olabilir. Tamam, belki Alparslan orada denese 6 numara olarak. Ya bizde de bir ne var biliyor musun? Milli takıma da geleceğiz. Şimdi milli takımda orta sahayı eleştiriyorlar. Ya böyle çok zayıf mayıf. Ya başkası oynadığı şimdi, zaman başka hocam gençleştirme operasyonu tek başına olmadı. Gençleştirme operasyonu yani. Beraber çıkılan yolda oldu. Tamam, o işte. Gençleştirme operasyonu televizyonlarda Sayın Burak Elmas da Fatih Hoca da her fırsatta dile getirdi. İyi anlatamadılar. Biz de bunu sen bana göre Fatih Hoca hata yaptılar, yanlışlık yaptılar arkadaş. Yanlışlık yaptılar. Herkesin yanlışı vardı hocam. Ya Fatih Hoca'nın yanlışı da vardı, Burak Elmas'ın da yanlışı vardı. Yani, Burak Elmas'ın etrafında işte mesela şöyle diyebilir şeydi yani Burak Elmas. Ya bana 10,5 milyon euro verdirttirdin, 6 numara almadın kardeşim. İyi adam gibi bir 6 numara almadın. Hocam tek, başkanlar bir tek bak, bak burada seninle tartışırım hocam. Tartıştık. Güvenç Kurtar 10 tane isim ister. Transferler iyi çıkar, kötü çıkar. Kim sahipleniyor buna? Yönetimler sahipleniyor. Şampiyon olduğunuz zaman bütün yöneticiler konuşuyor. Takım kötü gidince kimse bir şey yapmıyor. Hocam imzayı kim atıyor? Fatih Hoca ister. 10 tane isim ister. Öyle istemez abi. İster hocam. Nokta be. Fatih hocam, hocam 10 tane isim istiyor mu hocam? Öyle 10 tane istemez 10 abi. Ya nasıl istiyor hocam? 10 tane isim ister. Der ki şu. Aynı mekanı olması. Antrenörler yazar birinci sıra bu, ikinci sıra bu. Alamazsanız 3 bilmem ne. Birinci Messi yazar, Ronaldo yazar bilmem ne. Tamam. Beşinciyi alırsın. Kim alacak? Şimdi bir dakika. Yönetim de bir şey söyleyeceğim. Ya şimdi Beşiktaş'a da burada bir yani Ahmet Nurçebi'ye de bir dokundurayım. Ben başkan olacağım da hocam o şeyi ne o? Hocam lütfen bu konuda anlaşalım ya. Bir dakika Fatih ya hocam, Montere'yi alacağım ha, aldırtmam ha, kovarım Fatih Terim'i kovdum bana diyen başkan Fatih Terim'in
verdiği listeye de uymayabilir. Görevdeyken Fatih Hoca aldırdı. Görevden gittikten sonra Fatih Hoca aldırdı. Pardon, o zaman Fatih Hoca alıyor. Sonra görevden ayrılmasını biliyorsunuz. Bak, bir şey söyleyeyim. Fatih Hoca'nın, bak Fatih Hoca imparator. Kimse konuşmasın. Fatih Hoca. İmparator. Onun dediğinden başka hiçbir şey olmaz. Transferde falan. Hiç, hocam hiç kimse Fatih Hoca imparator olabilir. Ya, Fatih Hoca Galatasaray'dan büyük değil. Ya, bir şey söyleyeyim. Tamam başka. Ne demek hocam Fatih Hoca imparator? Fatih Hoca imparator. 8 tane Mücadele Kupası var. Ama bir Fatih Hoca'dan daha büyük bir Galatasaray'ın markası var. Ne alakası var şimdi benim söylediğim ne bunun sana? Ben Fatih Hoca şeyim değil, Galatasaray'ın üstünde mi diyorum? Yok. Fatih Hoca istediği adam aldırır abi. 2 kere 2 4. 2 kere 2 4. Her zaman böyle olur. İstemediği adamı da gelmez. Almaz. Aldırmaz abi. Mi acaba? Evet ama şu var. Ne oldu mesela şey giderken. Niye Jetson Fernandez'i aldıramadı sezon başında o zaman hocam? Jetson'u 8 numara değdireceğim şimdi ya. O zaman niye elini aldıramadı Arsenal'den? Arsenal elini kim alıyor ki? Oynuyor herif. Allah Allah. Oynuyor. Ya bak aldıramadı isimler aldıramadı. Var. Aldıramadı. Ya o zaman Messi'yi de aldıramadı. Ronaldo'yu da aldıramadı. Fatih Hoca her istediği olacak diye bir şey yok. Hayır o var. Olur mu hocam öyle bir şey? Ya Galatasaray kulübü burası ya. Ya gidip de Fatih de ya senelerin adamı arkadaş. Fatih Terim ya gidip de... Hocam Fatih Hoca senelerin adamı diye şu andaki mevcut başkanlar gelsinler. Aynı Burak Elmas'ın yaptığı hata yapsınlar. Fatih Terim'le çalışmayan başkan olmasın. Böyle bir şey olabilir mi? Sonrasında Galatasaray'a zarar veriliyor. Evet Fatih Terim kariyerli. Fatih Terim Galatasaray için bir imparator. Fatih Terim Galatasaray'ın bir efsanesi. Ama bak, yani şu andaki başkan adayları... Transferde Fatih Hoca şimdi aklı başına bir adam. Bu işin duayeni bir adam. Bu işin çok iyi bilen bir adam. Şimdi geriye dön, çok iyi bilen diyorsunuz. Kendiniz söylüyorsunuz. Ama hata yaptı. Şu anda gelse ne yapar biliyor musun? Morutan'ı da almaz, Çıkırdağ'ı da almaz. 2 tane altı numara alır. Anladın mı? Geri hocam, Fatih Hoca'nın transferleri hocam. 2000 yılından bu tarafa tartışılıyor. Hacı'yı bile istemedi deniliyor Fatih Terim ya. Neyi konuşuyoruz hocam? Ya, şimdi, ya. Fatih Terim Hacı'yı istemedi. Faruk Süren ve Ergün Gürsoy'un ısrarlarıyla rağmen aldı deniliyor. Bu o dönemde ben de onun içindeydim. Şimdi, hani Fatih Terim her şeyi biliyor. Olmaz hocam şimdi, öyle bir şey. Ortak akıl, başkan, yönetim, şimdi teknik heyet hep beraber olur. Hocam, Snyder için olabilir hocam, o. Şey, başka birçok isim hocam. Sayarım ben. Şimdi Burak Bey 30 Nisan'ı açıkladı. Daha doğrusu karar alındı. 30 Nisan için çok erken deniliyor. Ya bir karar de şeye aldı. Takıldım. Aldı. Karar aldı. Ya bir de şeye takıldım. Dün gece Dinçer abiyi aradım, Azapan'ı. Bu Savaş biliyor konuyu dedi. Bir teşekkür olayı olmuş galiba. İsmini kongrede. Saymadılar. Kongrede. Hocamla biz olarak kongreden geldikten sonra konuştum ben o günü. Yani şimdi sponsorlara bir teşekkür olayı olmuş. Savaş biliyor dedi. Kendisi açıklamadı. Şimdi, bilmiyorum. Konu ne? Konu ne? Bikema'nın başkan yardımcısı 3 tane sponsor sayıyordu orada. 3 sponsor sayarken diğer sponsorları unuttu. Sayın Dinçer Azapan ve birçok da sponsor vardı. Eğer siz Galatasaray Mali Genel Kurulu'nda 3 sponsorun adını sayıp diğerlerini saymıyorsanız bu bir eksikliktir. Bu bir yanlıştır. Sonuçta 5 farklı branşta sponsor olmuş Sayın Dinçer Azapan. Kadın futbol takımı kurulurken en önde çıkan formanın arkasında baktığımız zaman Tuğçe Holding'i görüyoruz kadın futbol takımında. Hala orada belirli meriteleri yerine getirmediğini düşünüyorum. Orada eksikler var. Ya orada da sözleşmeye uymayan bazı şeyler oldu zannedersem kadın futbol takımıyla Tunç Holding arasında. Tabii ki şimdi Galatasaray, Beşiktaş, hayır, Fenerbahçe anladım. Kulüpleri... Niye teşekkür edilmiyor onu anlamadım. Teşekkür edilmiyor. Barcelona maçına giderken birçok sponsor götürülüyor. Kendisine davet yapılmıyor. Yani orada bir sponsoru dışlayamazsınız. 5 farklı alanda sponsor olmuş bir kişiyi dışlayamazsınız. Teşekkür edersiniz, onur edersiniz. Daha önce Fatih Terim'i... Görevdeyken Burak Elmas'la beraber Fatih Terim'e plaket vermişti mesela. Abi Galatasaray Kulübü'ne bir toplu ile bile faydanız varsa, ben taraftarlar için hep bunu söylerim, formasını, kombinesini, sponsorları kaçıramazsınız. Siz şu anda koca bir stat sponsorluğunu 3 tane uluslararası firma var dediniz. Sonra gelinen noktada şu andaki mevcut sponsorla devam ettiniz. Ucu açık bir sponsorluk tartışılıyor. Sayın Dinçer Azapan aynı şekilde tartışıyor. Diğer sponsorlar da... Peki neden olmuştur? Onu söyle sen. Şimdi onu merak ediyorum. Neden nedir? Tahmin et. Yani Dinçer Bey şimdi dese ki ya bu, hani ben kulübüme destek oluyorum. Var gücümle. Ama zaten yani insan da bir teşekkür eder ya. Herkes dese biliyor ama. Sen sebebini söyle ben bakalım. Merak etmiyor musun? Tamam, ben söyleyeyim. Göztepe maçı öncesi Fatih Terim'le yenilen bir yemek vardı. Arda Turan da o günden bu tarafa kadrolaşı. Fatih Terim'le bir paylaşım yapması. Ardından bir daha yapması. Sponsor firma yapabilir. Fatih Terim'i sevebilir. Mustafa herhalde Cengiz'in ya, aile Allah dostuydu. Allah. Mustafa Cengiz'in ailesi, baba dostu. Baktığın zaman Sayın Dinçer Azapan eski başkanla da bu kadar yakın ilişkileri vardı. Galatasaray camiasını bilen bir insan Fatih Terim'le herkesle resim çekilebilir.